Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda daha güçlü bir kick nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi normalde çoğu insan, ben bile dahil, bu şekilde yapıyor. Mesela alıyor herhangi bir tane kick'i, direkt koyuyor. Mesela kaç bir renk kickler falan var. Bir tane alıp koyuyor. Bunlar da tabi şöyle göstereyim. Böyle bir kick. Şimdi diyelim ki biz burasını beğendik kick'in ama devamını beğenmedik diyelim. Bununla nasıl oynayabiliriz? Şu şekilde göstereyim. Öncelikle normalize dememiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra in ve out kısarak, açarak ya da bunu şeklini değiştirebiliyoruz. Örneğin bu şekilde yaptığımızda böyle titreten kısımları daha fazla gelecektir. Dinleyelim. Bir dakika. Bu şekilde olacaktır. Normalde nasıldı? Şöyleydi. Ya tam tersi. Trim'i açıyorum. Bunu daha kısa bir sürede bitmesini istiyorum. Yani kick vurma süresinin daha kısa bir sürede oluşmasını istiyorum. Trim'i açtıktan sonra out'u kısıyorum. Ne kadar kısarsam o kadar kısadır. Mesela bunu nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle bu altı kısılmış haliyle böyle koyarsanız, bir dakika şöyle yapayım. Atıyorum, giriş kısmı bu şekilde gelir. Ondan sonra patlama kısmında bu şekilde gelirsiniz. Şöyle sağ tıklıyorum. Bir dakika. Burada yokmuş. Şey yapacaktım. Bunu otomasyon olarak yapacaktım ama. İlginç. Yok. Tamam, öyle olmuyormuş demek ki. O zaman şöyle yaparsınız. Bir tane bundan atarsınız. Tamam mı? Sonra bir tane daha bundan atarsınız. İki tane olur yani. Gördüğünüz gibi bunun kick'in out'unu kıstım ve kısa vuruşlarla yapıyor. Devamında ise dediğim gibi şöyle pattern 2'ye geçeyim. Devamında ise o sağlam vuran kick devamında patlama yerinde, drop yerinde girer. Mantıken aynı kick yani. Sadece birini out'u kısılmış. Ama dediğim gibi normalize'a basmanız gerekiyor. Eğer normalize'a basmazsanız şu ayarı yapamazsınız yani. Buna bastığınızda basmanızda böyle oluyor. Yani o bütün şeyi sabitliyor. Full sizi açıyor yani. Tam gücünü hissedebiliyorsunuz. Birinci taktik bu. Şimdi başka bir taktik göstereyim. Daha hoşuma giden bir taktik. Mesela şimdi şöyle pack'lere giriyoruz. Burada mesela drum'lara giriyoruz. Kick diyoruz. Şimdi ön tarafı hoşumuza giden, yani ilk vurduğu yerin hoşumuza giden olan bir kick bulmam gerekiyor. Mesela çivi yapan yer var ya, oraya hoşuma gitmesi gerekiyor sadece. Mesela bu hoşuma gitti. Şimdi ben bunu alıyorum. Yine aynı şekilde normalize'a basıyorum. Şu şekilde kısıyorum buraya. Yani sadece ön tarafı çalmasını istiyorum. Dinleyelim. Görür gibi kick bas kısmı yok, sadece çıp çıp sesi var. Tamam, bu kalsın.
Şimdi iki farklı kitle alalım bana. Mesela 8882 kullandım. Şöyle sol tıklıyorum. Bunun da bana ön tarafı lazım değil. Yani orta tarafı lazım. Devam tarafı lazım. Onun için yine normalize basıp ön tarafını kapatıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bunu da aynı kick ritmiyle dolduruyorum. Ne oldu? İlk önce şu kısım üstteki groove kick'te doldu. Kalan kısımda bununla doldu ama biraz geç geliyor. Onun için biraz daha şöyle kapatıyorum. Bu tarafını da böyle kapatsam yeterli olur. Şöyle yapayım. Tamam. Bir tane daha kick koyayım. Daha canlı olması için. Mesela bu nasıl olur? Pek güzel olacağı benzemiyor ama bir deneyelim. Bunda yine release kısmı, yani o son kısımlara doğru etkilemesini istiyorum. İlk başta bir chip sesi, devamında bas ses. Genel itibariyle de bir akustik ses gelmesini istiyorum bütün kick'ten. Böyle bir kick. Dediğim gibi siz bunları kendi ses zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi son olarak şöyle yapalım. Şunu 1, şunu 2, buna da 3 diyelim. Daha sonra buraya geliyoruz. Şunu küçülteyim birazcık. Şimdi biz bu 1, 2 ve 3 kick'i birleştirdik değil mi? Hani bir kick oldu bunlar. Onun için bunları alıyoruz ve 4. miksere atıyoruz. Bu şekilde atıyoruz. 2.ye alıyoruz, 4.ye atıyoruz. 3.ye alıyoruz, 4.ye atıyoruz. Tabi bunlar 1., 2. ve 3. mikser kanalları 4.ye ses verecek. Aynı zamanda master'a da ses veriyor. Ama bir master'a ses vermesini istemiyorum. Bunlar, o zaman bunları kapatıyorum. 1'e basıyorum, kapatıyorum. Master'a olan yollarını kapatıyorum. Sadece 4'e vermesi bu 3'ünün yeterli. Daha sonra 4. de master'a ses verecek. Tamam. Yine dinleyelim. Gördüğünüz gibi 3 farklı kick. 1 kanala toplu bir şekilde ses veriyor. Bilgisayarım kasıyor ya. Şunu ayarlayayım biraz. Tamam. Bu şekilde. Daha sonra buradan ayarlayabilirsiniz. Yani equalizer atayabilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı. Veyahut da gelip buradan atayabilirsiniz. Bir equalizer dağıtayalım. Low pass, high pass ayarlarını yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir kick yerine 3 farklı kick kullanarak daha güçlü bir kick elde etmiş olduk. Bir de kompresör koyayım. Böyle bir sağlam bir şey olsun.
Şey gibi oldu. Ne derler? Dur diyeceğim. Big bir şey vardı yani onun gibi oldu. Unuttum tüm ismini. Big Room, Big Room, tamam şimdi hatırladım. Big Room 2 oldu. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşlerinizi yorum kısmına da yazabilirsiniz. Bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.